Buradan mı başlayayım? Nasıl arzu edersiniz? Yani risk analizini iyi yaptığını düşünmüyorum. Çünkü risk analizini abartırsanız, yani risk faktörünü gereğinden fazla abartırsanız aslında iyi yapmamış olursunuz. Hani riski düşük görürseniz de, gereğinden düşük görürseniz de yapmamış olursunuz. Gereğinden yüksek görürseniz. Yani risk analizi yapmak sizi hareketsiz bırakıyorsa, sizin söylediğiniz cümlelerin kamuoyu tarafından anlaşılmamasına bile neden olacak hale geliyorsa, bu aslında iyi bir risk yönetimi değildir. Zira yani yaptığı açıklamalara sonra gelelim dediniz ama bir örnek teşkil etsin diye söyleyeyim. Diyor ki ben diyor bu yönde diyor eleştirilerimi topluma zaten söylemişimdir. Şimdi hocam böyle bir ifade tarzı söylemişimdir. Ya söyledim cümlesi varken söylemişimdir. Sanki başkalarından duymuş gibi falan. Şimdi o kadar ürkek ve o kadar inisiyatiften uzak cümleler ki. Yani böyle bir bu tür bir açıklama veyahut da Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden gidecek böyle çok şiddetli bir seçim kampanyasında var olamayacak kadar naif ifadeler bunlar. Yani çok tabii, şey ifadeler, sorunlu ifadeler. Yani maalesef bu anlamda kendisinin her iki tarafta da bakın hem muhalefet tarafında hem iktidar tarafında beklentilerine cevap olmayan bir açıklamaydı. Yani hem AK Partililer dediler ki ya sen bizim partimizden partimizin kurucusu, Cumhurbaşkanlığını, Başbakanlığını yapmış bir isimsin. Bu oldu mu? Bu kardeşlik hukukuna sığdı mı diye açıklamalar yaptılar. Hem de diğer taraftan da ya kardeşim armut piş ağzıma düş. Böyle bir şey yok yani. Sen de pozisyon alacaksın. Dolayısıyla iki tarafı da kaybetti Abdullah Gül. Yani iki tarafı birden sanki kazanacağı gibi bir açıklama yaparken iki tarafı kaybetmek şeyiyle, sonucuyla karşılaştı. Bu anlamda bence çok, yani süreç çok kötü yönetildi. Bu sadece Abdullah Gül'e ait bir durum da değil. Bence muhalefet süreci bütünüyle çok kötü yönetti. Bir strateji olabilir mi Mithat Baydur? Bu da belki bir yani, strateji olabilir. Kamuoyu önünde hocam tartıştırmak bunu, dedi. Şey olarak fazla akıllıca bir yöntem ortaya koyuyor. Ben bu kadar akıllıca olduğunu düşünmüyorum. Ya çünkü şöyle bir durum var hocam. Yakalandılar. Tek ayak üstünde yakalandı muhalefet. Yani hakikaten bu seçimlerin iki ay gibi bir süreye sıkışacak olması muhalefet onları daha açığa düşürdü. Onlar daha böyle bir ayda yavaş yavaş pişirecekler. Daha birçok şey dönecek ve isimler konuşulacak uzun uzun bunların üzerinde. Biraz bir cümle söyleyebilir miyim? Tabii hocam. Sene devam etmen ve biraz daha açabilmen kaygısıyla. Şimdi yani bunu kamuoyunda tartışırsın işte bak Sayın Gül olmuyor desinler dediğimiz zaman sanki uzun zamandır böyle el altından görüşülüyormuş gibi izlenim yaratıyor. Benim söylediğim o değil. Benim söylediğim şu Gül sonunda dedi ki çatı aday olsaydım olacaktım ama madem olmuyor dediği zaman aday olmadınız ama sizin bu seçim sürecinde safınız belli oldu. Tabii. Yani bu çok önemli. Safını belli etmiş oldular. Yani bu da bir strateji olabilir. Şimdi bu strateji de fena bir strateji değil. Muhalefetin o anlamda söyledim ben. Şimdi bak aday olmadı. Aslında safını belli etmedi aday de hocam. Aday olmadı ama safta olmadığını belli etti. Şimdi ben de aslında öyle bir düzeltme safını belli etmedi. Tarafını belli etmedi ama bu tarafta olmadığını belli etti. Evet. Yani bence asıl sorunlu kısmı da orası. Tabii ama Cumhur İttifakı için de önemli olan o zaten. Yani tersinden okursak öyle bir anlam da çıkıyor. Ama bu bir argüman olur mu yani diyorsunuz? Tabii şimdi Cumhur İttifakı içinde kardeşim dediklerinin artık yanında olmadığını kendi itiraf etti. Bu önemli yani. Siz bu devam önemli edin. Önemli değil mi? Bence önemli. Yani o hani yaptığı açıklamalarla ilgili kısmı konuşuruz ama bence gerçekten muhalefet tek ayak üzerinde yakalandı. Yapmaya çalıştığı bütün planlamalar, kurgular falan hepsi askıda kaldı. Neden yoktur diye düşünüyorum ben. Çünkü şöyle... bakın dikkat edin hemen görüşmeler başlatıldı, ziyaretler vesaire hızlandı falan filan ama en başında mesela CHP hızlı bir şekilde 15 milletvekilini İYİ Parti'ye transfer ediyor. Ama İYİ Parti ile bunun sonuçlarını bile tartışmadan yapmışlar bunu. Yani şimdi İYİ Parti'ye gönderdiler ama İYİ Parti'yi kendi yanlarında varsayarak bunu yapmışlar. İYİ Parti dedi ki hayır öyle değiliz kusura bakmayın. Ben sizinle hareket etmek mecburiyetinde değilim. Siz bana 15 milletvekili verdiniz diye. Aksine ben kendim adayım. Öyle çatı aday falan da dinlemiyorum dedi. Yani bunu bile oturup aslında planlamamışlar, planlayamamışlar. Dolayısıyla ben de ortaya çıkan imaj. Hani hep 16 Nisan referandumu sonrasında ben bir şeye vurgu yaptım. Yani böyle %48 cepte bir blok var zihniyeti bu muhalefeti yakacak. Bunu uzun süre söyledim. Bu bir blok değil.
bunun var olduğunu varsayarsanız, herkesin bunun etrafında toplanacağını varsayarsanız tek ayak üstünde yakalanırsınız ve evet yakalandılar. Şimdi Meral Akşener bizden yana olur, Saadet Partisi bizden yana olur, CHP biz zaten buradayız. HDP oylarından da bir kısmını alırız falan. Öyle değil, öyle olmuyor. Yani soyut bir hayıra verilen oy, isim zikredildiği andan itibaren bambaşka bir yere dönmeye başlıyor. Her ittifakın bir lokomotifi vardır. Lokomotifi olmadığı zaman tren olmaz. Vagonların toplamı bir tren yapmaz. Evet, Tayyip Erdoğan'ı indirme hedefi sizi bir arada tutar bir yere kadar hayır oyunda. Ama kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı devreye girdiği andan itibaren herkesin kişisel hesapları da devreye girer. Aha. İşbirliklerinde bir sorun vardır ittifaklarda. Biz buna free rider problemi deriz. Yani birisi diğerlerinin sırtından geçinir. Veya birkaçı diğerlerinin sırtından, liderin sırtından geçinir. Ne derler? CHP derler ki 15 milletvekili bana ver, ben ondan sonra karar vereyim. Öteki der ki benim oy oranım %1 ama bana %5'lik milletvekili ver falan. Böyledir genelde. Bu hani NATO'da tartışılıyor ya, Trump ya siz ödemiyorsunuz bu yükü, maliyeti küçükler paylaşmıyor. Hayır, büyükler lokomotif alır bu yükü. Şimdi baktığınızda ne Abdullah Gül böyle bir liderlik rolü oynadı, ne Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir liderlik rolü oynayabildi, ne de diğer vagonlar kendilerini buna angaje ettiler, etmediler. Yani Meral Akşener şunu düşünüyor, ya iyi tamam Tayyip Erdoğan'ı indirelim de ben sadece orada değilim ki, ben Cumhurbaşkanlığına aday olmak istiyorum. Ve aslında şunu da biliyor Meral Akşener, Tayyip Erdoğan'a karşı kazanma ihtimalinin çok zayıf olduğunu, çatı adaylık üzerinden gidip kendi siyasal kariyerini yaktığında elinde olan İYİ Parti'yi de kaybedeceğini düşünüyor. Veyahut da Kılıçdaroğlu kendi adayını belirlerken Muharrem İnce mi, İlhan Kesici mi üzerinden düşünürken, onların içinde de hep plan şu, yani evet kazanma ihtimalimiz çok zayıf. 25 Haziran sabahı partiden kim kimi tasfiye edecek? Herkesin kafasının içerisinde bir Tayyip Erdoğan'ı indirme ortak hedefi var olduğu gibi bir de 25 Haziran sabahı kimin partilerin başında kalacağı hesabı da var. Dolayısıyla o vagonlar her biri kendi kişisel siyasi gündemlerini de takip ediyorlar ve dolayısıyla o hani işbirliğini yakalayamıyorlar. O yüzden dedik yani %40 isim önemli değil. İsim önemli. Kim olduğu önemli ama yapısal bir sorun var. %48 bir bütün değil. %48'in içerisindeki HDP oylarının birçoğu Tayyip Erdoğan'a gidecek. Veyahut da işte Cumhuriyet Halk Partisi ile Saadet Partisi'nin oylarını aynı baskette toplayamıyorsunuz. İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha çok destek alıyor. Yani oradan koparıyor, AK Parti'den koparmak yerine. Şimdi bütün bunları düşündüğünüzde yani hocam Ekmelettin İhsanoğlu modelini sorunlu buldu ama ben size söyleyeyim mi? Herhangi bir modelin %38'i aşma ihtimali yok. Yani seçime isim etrafında gittiğinizde bence o ihtimal gözükmüyor. Çok iyi planlansaydı Abdullah Gül vesaire gibi böyle çok hani AK Parti'den oy koparacak bir isim koparır mıydı onu bilmiyorum ama AK Parti'den oy koparmadığı müddetçe muhalefet bu seçimi kazanamaz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi oyu %51-53 bandında geziyor. Bunun üzerine MHP'den gelecek. MHP'nin yarısı gelse bu korkunç bir rakam ediyor. Yani bunu nasıl kıracaksınız? MHP'nin yarısı derken yani ne kadar oyu kastediyorsun? Yani %5, %6'sı gelse hocam. Sadece %5'i yani %10 yani %12 varsa, diyorsun, %6'sı gelse. Tabii yani o bile korkunç MHP bir rakam. MHP acaba %4-4,5 var mı bilmiyorum, ben merak ediyorum yani. MHP'nin... %38'i ikinci turda yani... Hocam ikinci tura kalmayacak gibi geliyor bana. Yani ben şu bu bir ay öncesinde bana sorsan... Birinci turda yani, 38 alacak diyorsunuz. Ya hayır birinci tur yani ikinci tura kalsa 38'i geçemez diyorum. Yani şey olsa hani çatı aday olsa 38'i geçemez diyorum. Yo, ama şey yani mübalağalı bu, bir tahmin bu. Yani işte bence Ekmelettin İhsanoğlu aslında iyi bir modeldi. Denedikleri iyi bir... Ben, yani benim kanaatim o. Yolda saygı duymam mübalağalı bir şey. Aşağı yukarı odur. Şimdi bunun üzerinden de gittiğinizde işte İlhan Kesici falan filan isimlere baktığınızda bu isimler bu meseleyi çözmüyor. Yani çünkü şunu söylüyordum ben bir ay iki ay öncesinde hep. Tayyip Erdoğan çok kritik bir hata yapmadığı müddetçe kaybetmez. Karşı taraf kazanamaz. Yani kaybederse AK Parti kaybederdi benim argümanım. Ama şimdi gördüğüm bunun üzerine muhalefet tuz biber ekti. Şimdi artık muhalefet kaybediyor AK Parti'ye
daha da çok kazandıracak olan muhalefet. Çünkü çok hazırlıksız yakalandılar. Hazırlıksız yakalandılar, evet, seçim tarihinin erkene alınması var ama bakın dikkat edin, Erdoğan 90-60 civarında kongre gezdi şu son birkaç ayın içerisinde. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, Saadet Partisi, Abdullah Gül, bunlar daha oturup hiçbir şeyi konuşmamışlar. Yani şimdi bu hazırlıksız yakalanmak bu. Yani kamuoyuyla paylaşılmadı gördüm, en azından. Yani. Bence net bir şey hiç konuşmamışlar. Yani Meral Akşener'le Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 milletvekili üzerinde anlaşamıyor oluşu bile bence çok ciddi anlamda hazırlıksız yakalanmak. Kocam dönüş.